Aslan Bey bize bir çocuk getirmişti. Babasının gizli bir görev sırasında şehit düştüğünü, annesinin intihar ettiğini, çocuğun kendisine emanet olduğunu söylemişti. Adı neydi şehidin, hatırlıyor musun? Alper Çelik. Rahmetli aslan parçasıydın. Tuzağa düşürdüler. Evli miymiş, hiç haberimiz olmadı. Bu istihbaratçılar bizden de mi gizli iş çeviriyorlar? Oğlu da çok güzel bir çocuktu, Ali. Aslan Bey öz babası gibi titizleniyordu üstüne. Özel bir ailenin yanında yetişmeli bu çocuk diyordu. Sana geldikten sonra kendisi hiç görüştü mü çocukla? Doğru olmaz diye görüşmedi. Her fırsatı olduğunda bana geliyor, benden bilgi alıyordu. Bir gün elinde bir dosyayla geldi. Bu aileyle tanış, iyi bir aile. Ali'yi bunların yanına vereceğiz dedi. Candan ailesiyle o vesileyle tanıştım. Ailenin çocukları olmuyordu. Aslan Bey'in dediği gibi çok iyi insanlar olduğunu müşahede ettim. Kuruma başvurmaktan çekiniyorlardı. Ben telkin ettim. Başvurdular ve kısa bir süre sonra dosyaları ayarlayıp Ali'yi Candan ailesinin yanına verdim. Ali Candan'ın teşkilata girdiğini ne zaman öğrendin? Aslan Bey uzun yıllar sonra karşıma çıktığında söylemişti. Teşkilata almayı düşündüğünü, çok cevval bir çocuk olduğunu. Sonra konuşmadık ama anladım girdiğini. Mülkiyeyi kazandığında ailesinin sevincini paylaştım. Trafik kazasında ölmesine ise çok üzüldüm. Neler yetiştirdik, kimleri yitirdik içler uğruna? Öyle. Sizinle bu kadar zaman sonra irtibata geçmemin nedeni, Ali Candan'ın nişanlısı Elif Eylül'le arkadaşının evime gelip çocuğun geçmişiyle ilgili sorular sorup sen de mi şebekedensin gibi laflar etmeleri. Televizyonda takip ettim o kızı. Çocuğun ölmediğini söylüyordu. Bilemiyorum efendim. Aslan Bey'le irtibatım uzun yıllar öncesinde kesildi. Sonra ben de üzücü haberi gazetelerden öğrendim. Bir araştır bakalım Sabahat. Kurum içinden Ali Candan'ı soran oldu mu? Hayır efendim. Sorarlarsa yine benimle temasa geç kızım. Emredersiniz efendim.